Evet arkadaşlar, notumuza kaldığımız yerden devam edelim. En son bir asenkron motorun devir sayısını nasıl değiştiririz ondan bahsetmiştik. En son ne demiştik? Motor sürücüleri, motor hız devreleriyle bunu çok rahatlıkla yapabiliyorduk demiştik. Bunlar neydi? Güç elektroniği devreleriyle gerçekleştirebiliyorduk. Güç elektroniği devreleri ne yapıyordu? 3 faz şebeke giriş gerilimini alıp 3 faz şebeke giriş gerilimini alıp DC AC dönüştürücüler ile doğrultuyor. Bir DC bar elde ediyor. Bu DC baradan sonra ne yapıyor arkadaşlar? Evirici sayesinde 3 faza dönüştürüyor. Ve o 3 fazda da arkadaşlar buradaki evirici aracılığıyla arkadaşlar anahtarlama frekansını değiştirerek stator çalışma frekansını değiştiriyor ve anahtarlamanın PWM genliğini ayarlayarak da stator gerilimini ne yapabiliyor arkadaşlar? Değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bakın burada motorumuzun V bölü F oranı, yani gerilimin frekansına oranı olarak arkadaşlar bizim ne var? Motorumuzun çalışma bölgeleri bulunmakta. Bakın burada sabit moment bölgemiz var. Bir de sabit güç bölgemiz var. Siz V bölü F oranını ayarlayarak arkadaşlar, yani motorunuzun çalışma frekansını ayarlayarak sabit moment bölgesinde çalıştırabilirsiniz. Yani siz motorunuzun torkunu örneğin sabit 10 Newton'la çalıştırmak isterseniz, şu genlikte çalıştırırsanız ne olur? Sizin ne olur arkadaşlar? Motorunuzun sabit moment bölgesi olur. Bir de ne var? Sabit güç bölgesinde ise işte örneğin motorunuzun devri burada azaltarak işte sabit güç elde etmek için ne yaparsınız? Bu bölgede çalışırsınız. Tabi burada yine ısınma sınırı. Bu ısınma sınırı şu arkadaşlar. Belli bir frekans değerine çalıştırıyorsunuz. Belli bir frekansı aşarsanız ne olacaktır arkadaşlar? Motorunuzun statoru doyuma gelecektir. Bu yüksek frekanstaki manyetik alan değişimini ne yapmayacaktır? Değiştiremeyecektir. O yüzden dolayı bu ısınma sınır değerini geçmememiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bazı tanımlara bakalım. Anma değeri diyoruz. Hep motorun anma değeri diyoruz. Bu arkadaşlar motorun nominal çalışma şartları için verilen ve etiketinde yazan değerlerdir. Yani o an anma değerimiz nominal, yani 10 kW ise 10 kW'daki güç değeridir arkadaşlar. Giriş gücü ise şebekeden çektiği güç ise anma gücü ise arkadaşlar motorumuzun çıkıştaki gücünü aslında ne yapıyor? İfade ediyor. Bir de moment ifademiz var. Momenti fizik derslerinde hatırlayacağınız gibi kuvvet çarpı kuvvet kolunun uzunluğu neydi arkadaşlar? Bize momenti ifade ediyordu arkadaşlar. Bakın burada ikinci şekilde üretmiş olduğumuz tork değeri ne olacaktır arkadaşlar? Daha yüksek olacaktı. Neden? Milin, yani uygulamış olduğumuz kuvvetin bizim çalıştığımız noktaya uzaklığı nedir? Daha yüksektir arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Motorun milinden alınan güç, yani motorun milinden alınan mekanik olarak güç arkadaşlar. Bakın PA eşittir MD. MD ise arkadaşlar motorun milindeki moment. Kilogram bölü metre cinsinden neymiş arkadaşlar? Kilogram metre cinsinden motorumuzun momenti çarpı NR. Rotorun devri, yani asıl bizim motorumuzun çıkıştaki devrimiz ve bölü 975. Buradaki 975 arkadaşlar beygir gücünü kilovata dönüştürmek için yapmış olduğumuz katsayı, 975 beygir gücünü kilovata dönüştürmek için yapmış olduğumuz katsayıdır. Bir de arkadaşlar diğer bir ifade ise motordan alınan gücün değeri ise arkadaşlar MD. Motorumuzun yine mil kuvveti çarpı 2pi çarpı NR bölü 60 dediğimiz zaman arkadaşlar bu da bizim motorumuzun milinden alınan neyi ifade edecektir arkadaşlar?
gücü ifade edecektir. Motor MD neydi? Motorun mil momenti 2 pi. Buradaki açısal değerimiz çarpı NR'de rotorun devridir arkadaşlar. Şimdi asenkron motorlarda arkadaşlar kalkış momenti neye bağlıdır? Rotor çubukları ve rotor sargılarının direncine bağlıdır. Eğer bu direnç yüksek olursa ne olacaktır? Az akım çekecektir. Eğer bu direnç düşük olursa yüksek akım çekecektir arkadaşlar. Kalkış momentini biz arkadaşlar MA olarak ifade ediyoruz. Duran bir motoru harekete geçirmek için gerekli olan kuvvet yani atalet momenti diyoruz aslında. Bir de ne var? Devrilme momenti var. Bunu da MK olarak ifade edeceğiz. Devrilme momenti ise motor bilinden alınabilecek en büyük güç yani maksimum değer. Bu değeri aşarsanız arkadaşlar adı üstünde devrilme olacak. Yani bundan daha fazla bir güç ne yapmayacaksınız? Alamayacaksınız arkadaşlar. Anma momenti ise arkadaşlar MN anma momenti. Motorun anma yükünde motor milinden alınacak kuvvettir arkadaşlar. Motorun devrilme momenti anma momentinin en az 1 bölü 6 katı büyüklüğünde olmalıdır arkadaşlar. Şimdi buradaki grafiğe baktığımızda buradaki grafik devir ile moment arasında yüzde cinsinden tabi bu devir ile momentin ilişkisini göstermekte arkadaşlar. Normalde bizim bakın momentimiz işte şu 100 birimlik bir moment olsun. Biz bunu arkadaşlar ilk kalkınma anında atalet momentinden dolayı çok yüksek akım çektiğinden dolayı ne oluyor? Bakın şekilde işte 1,5 katlık bir vuruntu şeklinde bir kalkış momenti üretiyor. Bakın 1,5 katında bir ne üretiyor dedik? Kalkış moment üretiyor. Daha sonra bakın motorunuz hızlandıkça ne olacaktır? Üretilen ne olacaktır? Moment azalacaktır. Hızlanma momentinde arkadaşlar sizin üretmiş olduğunuz ne azalacak? Tork değeri azalacak. Fakat bir yerden sonra motorunuz hızlandıkça üreteceğiniz arkadaşlar momente yükselecektir. Fakat ne zamana kadar? İşte buradaki hörgüç dediğimiz eğrinin tepe noktasına kadar ne olacaktır? Bu moment artacaktır. Bu tepe noktasından sonra devrilme momentinden sonra arkadaşlar ne olacaktır? Bu motorunuz aslında bir yerden sonra aynı şey gibi küçük oyuncak motorları düşünelim. İşte elinize çalıştırırken tuttuğunuzda işte ne yapıyor? Siz onu sıkıştırdıkça sesi değişiyor. Bir yerden sonra örneğin gücünüz yettiği motor tipleri için konuşuyoruz. Bir yerden sonra ne oluyor arkadaşlar? Tamamen motorun milini tutabiliyorsunuz. İşte o tutma anınız burası arkadaşlar. Aynı şekilde bir motoru yükledik. Örneğin bir vinç tarzı bir şeye bağlandı. İşte ne yapacaktır? Buna bağlı olarak işte ne yapacak? Maksimum torkun oluşacak. Fakat o yük değeri sizin motorunuzun bu kapasitesinden yüksekse ne olacaktır? Motorunuz birden devrilip işte devrini sıfıra doğru gidip kilitlenecektir motorunuz. Herhangi bir dönüş gerçekleştiremeyecektir arkadaşlar. Evet şimdi motoru çalışma prensibini hepsini bahsettik. Bir de arkadaşlar bu motorlarda kayıplar ve verim dediğimiz ifadeler var. Şimdi asenkron motorlarda motor modunda çalıştırdığımız için ne olacaktır arkadaşlar? Elektriksel bir güç gelecek motorumuzun girişine ve çıkışında biz ne alacağız? Mekanik bir enerji olarak karşımıza çıkacak. Asenkron motorlarda oluşan kayıplar arkadaşlar. Bakın buradaki maddelerde sıralandırıldığı gibi bir stator kaybı. Evet, stator kaybı. Bu nerede arkadaşlar? Motorumuzun dış case'inde içinde bulunan stator sargılarında meydana geliyor. Stator kaybı, bakır kaybından biri. 2. Stator demir kaybı. Evet. Statorumuzun oluklarla yerleştirilmiş
bulunan sargıların sarıldığı yere biz nüvelerin olduğu yer var arkadaşlar. Ve bunlar ne olarak karşımıza çıkacak bizim? Aynı transformatörlerde olduğu gibi stator demir kaybı olarak bizim karşımıza çıkacak. Bir de rotor bakır kaybı. Bakın burada ne vardı arkadaşlar? Rotor şu şekilde kısa devre edilmiş alüminyum çubuklarımız mevcuttu. Bunlar neydi arkadaşlar? Kısa devreydi. Bu rotorlarımızın da bakır rotorlaki bu alüminyum çubuklarda ne oluyordu arkadaşlar? Isınıyordu. Bundan dolayı ne oluyor? Rotor bakır kaybı olarak bizim karşımıza ne yapıyor arkadaşlar? Çıkıyor. Bir de ne var arkadaşlar? Rotorun demir kayıpları. Buradaki alüminyum halkaların sarılmış olduğu ne var? Bir nüve var. Sonuçta bu nüve olmamış olsa, rotorda bu nüve olmamış olsa, döner alanda üretilen manyetik akı nasıl karşıya, yani rotorun içine geçecekti? İşte buradaki rotorun içinde bulunan silis çelik saçlar sayesinde ne yapılıyor? Üretiliyor. Burada da arkadaşlar rotor demir kaybı olarak bizim karşımıza çıkacaktı arkadaşlar. Bir de ne var arkadaşlar? Rotorda sürtünme ve vantilasyon kaybı. Evet, bunu ilk motorun yapısında bahsetmiştik. Ne dedik arkadaşlar? Motorun döner iken işte sargılarını soğutmak için ne yapmıştık? Şu şekilde kanatçıklar bağlam yapılmıştı. Bu kanatçıklar sayesinde motorun içindeki bulunan sargıların ve havanın soğutulması için ne yapıyorduk? Bunu kullanıyorduk. Şimdi burada bir şaftımız vardı. Şaftımız buradaki rulmanlar ile kapaklara yataklanmıştı. Ve buradaki arkadaşlar rulmanlar da ne yapacaktır? İster istemez bir sürtünme yoluyla çalışmaya çalışacaktır. Bu da arkadaşlar bizim rotorda sürtünme kaybı, pervanelerde vantilasyon yani rüzgar kayıpları olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Yine aynı şekilde bakın sürtünme vantilasyon kaybı buradaki dış pervaneden dolayı karşımıza çıkacak. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar 5 tip kaybımız olacak. Biz buraya elektriksel enerji vereceğiz. 5 tip kayıptan sonra asıl faydalı olarak mekanik enerjimizi almış olacağız arkadaşlar. Transformatörlerde ne vardı? Bakır kaybı ve demir kaybı. Maalesef arkadaşlar bizim motorumuz adı üstünde bir yataklama sayesinde ne yapıyor? Bize mekanik bir kuvvet uyguluyor. Elektriksel enerjiyi mekanik enerjisine dönüştürüyor. Bu çok fazla mekanik bir bağıntıya sahip olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 şekilde bizim kayıp olarak karşımıza çıkacaktır. Tabi bunlarda bir verim ne vardı? Sınıfları vardır arkadaşlar. Az önce bahsetmiştik hani enerji sınıfı gibi. EFF1 dediği arkadaşlar çok yüksek verimle aslında Efficient 1. Burada İngilizce kısaltılmış Efficient 1 çok yüksek verimli. Sayı numarası arttıkça verimimiz de düşüyor. EFF2 dediğimiz orta verimli. EFF3 ise düşük verimli arkadaşlar nedir? Sınıflar olarak etiketlenebilir. Etiketlerde böyle bir değer gördüğünüzde bunun verimin sınıflandırması olarak ne yapalım? Hatırlayalım arkadaşlar. Şimdi bir de bunu toplam kümülatif bir düzen üzerine göstermek istersek. Şimdi buraya baktığımızda motorun şebekeden çekmiş olduğu elektriksel gücümüz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Toplam bir 100 birimlik enerji alınıyor. Bu çıkışa örneğin 80 birim, 90 birimlik bir mekanik güç olarak karşıya çıkıyor. Motorun şebekeden çektiği güç ilk olarak kiminle karşılaşıyor arkadaşlar? Stator sargılarındaki bakır kayıplar. Evet, stator sargılarında bulunan bakırlarda bir kayıp oluyor ve bu bize ısı olarak yansıyor. Yine stator nüvesindeki demir kaybı oluklara sarılmış o silis çelik saçlardan oluşan statorun nüvesini oluşturuyor. Bu da yine bize ne olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar? Sıcaklık olarak karşımıza çıkıyor. Bir de arkadaşlar statorda manyetik alan ürettik. Artık rotora geçtik. Rotoru sürtünme vantilasyon kaybı. Rotorda arkadaşlar dönerken ne yapıyor? Rulman yataklarından dolayı ve pervanesinden dolayı ne olacaktır arkadaşlar? Rüzgar ve sürtünme kaybı olacaktır. Rüzgar bize ısıyı
atmamıza yardımcı olurken maalesef sürtünme kaybı yine bize ısı olarak meydana gelecektir. Ve rotor çubuklarındaki bakır kaybımız. Rotor çubuklarındaki bakır kaybı ise bakır kısa devre çubukların ne yapacaktır? Akım akacaktır. Bu çubuklardan manyetik alan içinde kaldığı için gerilimliklenecek, kısa devre olduğu için akım akacak, bir fi akısı oluşturacak. Bu çubuklar arkadaşlar yine akım aktığından dolayı içerisinden bir ısı, atık ısı olarak bizim karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Bir de rotor nüvesindeki demir kaybımız. Evet, rotor nüvesinde yine ne demiştik? Bakır çubuklar bir silisli çelik saçlara sarıldığı için, daha doğrusu etrafında bulunduğu için, bunlar da bize demir kaybı olarak yansıyacaktır. Ve son olarak da biz motorumuzun milinden faydalı mekaniksel gücümüzü almaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi verimi ifade ederken bütün makinelerde olmuş olduğu gibi ne diyeceğiz arkadaşlar? Alınan güç, elektrik asenkron makinesinden alınan güç, verilen güce oranına biz ne diyeceğiz? Bunu yüzdeye çarptığımızda yüzde cinsinden biz asenkron motorumuzun verimini bulmuş olacağız arkadaşlar. Örneğin burada bir etiketinde 30 kW'lık güç ve %91 verim yazan motor şebekeden kaç kW'lık bir güç çekmektedir diye sorduğumuzda, işte 30 bölü 0,91 dediğimizde kaçmış arkadaşlar? 32,9, yani 33 kW'lık güç çekecekmiş arkadaşlar. Bunu elektriksel olarak nasıl gösteriyoruz? PV kökü çarpı I çarpı I çarpı kosinüs fi. Birimi yine nedir arkadaşlar? Watt olarak ne yapacağız? Göstereceğiz. Şimdi az önce bahsetmiştik, işte 975'lik bir kasayı demiştik. Arkadaşlar bu 1 kW 1,36 beygir. 1 beygir de 0,736 kW yapıyor arkadaşlar. Beygir ve güç, power olarak göstermek istersek bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Şimdi siz bir motor, bir pompa veya bir vinç ağırlık tasarımı yaptınız. Siz karşınıza örneğin bir 8 kW'lık bir motor gücü çıktı. Arkadaşlar siz piyasada çıkıp aradığınızda 8 kW'lık bir motor bulamazsınız. Çünkü kafanıza göre öyle her sayıda bir motor gücü piyasada bulunmaz. Bunlar arkadaşlar standart motor güçleri. Bunlar tamamen işte boyut ve işte sarım tekniğinden dolayı belli bir değer aralıklarında motor tipleri üretilmekte. Bakın piyasada çıktığınızda şu aralıklarda, aşağıda bulunan tablodaki aralıklarda siz ne bulursunuz arkadaşlar? Motor bulursunuz. Örneğin 6 watt, 9 watt, 12 watt, 18 watt, 25 watt, pardon, kilowatt cinsinden. Ne yapar bu? 1, 2, 3, 6 watt, 9 watt, 120 watt, işte 180 watt, 250 watt, 370 watt, 550 watt, 750 watt, 1,1 kW, 1,5 kW, daha sonra 2,2 kW, 3 kW, 4 kW, 5,5. Bakın 5 yok. Neymiş? Direkt 5,5 var. Örneğin 6, 6,5, 7 de yok. 5,5'tan direkt neye geçiyor arkadaşlar? 7,5 kW'a geçiyor. Yine 10 kW'lık bir motor da yok. Bakın 11 kW var. 11'den neye geçiyor? 15 kW, 18,5 kW, 22 kW, 30 kW. Mesela 25 kW yok. 30'a atlamış direkt. 37 kW var, 45 kW var, 55 kW var, 75 kW, 90 kW, 110 kW var, 132 kW var, 160 kW var, 185 kW var, 200 kW var, 250, 315, 325, 355, 375, 400 kW, 425 ve 450 kW diye gidiyor arkadaşlar. Siz dediğim gibi piyasadan bir tasarım veya bir hesaplama yaptığınızda bunu alabilmeniz için arkadaşlar bu aralıkta, tabii örneğin siz hesapladınız, örneğin 6 kW'lık bir motor ne ihtiyacı olduğunu düşündünüz. Arkadaşlar 6 kW
ne yapacaksınız? Her zaman bir üstünü tercih etmeniz lazım. Siz 5,5'luk tercih ederseniz bu sefer motorunuz fazla yüklenecektir ve ısınacaktır. O yüzden bir tık üstünü seçmenizde her zaman ne vardır? Fayda vardır arkadaşlar. Evet, bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar.